ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihin estaîn inşallah. Değerli dostlar, aziz kardeşlerim, Hulefai Raşid'in döneminin bildiğiniz gibi Hazreti Ömer, Hazreti Osman devirlerini işledik. Hazreti Ali Keremallahu Veçhehu radıyallahu anha döneminin de bir bölümünü sadece Hazreti Ali'nin şahsiyeti, ilmi, ailesini zannediyorum bir miktar işlemiş olduk. Efendim her zaman söylüyoruz, yine de tekrarında fayda var. Tabii bu dönemleri insanın içinin burkulmadan anlatması mümkün değil. Çünkü mesela bir Batı tarihi veya Hulefai Raşidi'nin dışında olan diğer bir tarih anlatıldığı zaman insan her şeyle rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Tenkit edebiliyor. İyisiyle, kötüsüyle, gelişiyle, gidişiyle, kitaba, akla, mantığa, vicdana uyup uyumasıyla. Ama bu dönemde dilimiz kısıtlı. Bunu yapacak takatimiz yok. Neden? Çünkü Sahih Müslim'de de İbn-i Mace'de de geçiyor. Malum Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün hilafeti zamanında sahabe-i kirama soruyor. Fitne hakkındaki hadisleri hatırlayan var mı diyor. Huzeyfe Hazretleri bahsediyor bir miktar. Hayır hayır diyor, ondan bahsetmedim. Büyük fitnelerden. Büyük fitnelerden hatırlayan var mı diyor. Evet. Diyor ya Ömer. Ve izah ediyorlar. Peki diyor, kapı, emanet kapısı kırılacak mı, açılacak mı? Maalesef Allah Resulü'nün beyanı kırılacak. Evet diyor. Şimdi o kadar acıdır ki şimdi bakıyorsunuz böyle, haşa onların mübarek şahsiyetlerinden, çünkü sahabi bunlar. Ama her şey var ortada. Mesela beceri olmaması mümkün değil. İlim var, şahsiyet var, tecrübe var, liyakat var ve bir de fıtrat var, aileden geliyor. Ama bakıyorsunuz her şeyin üstünde bir kader ilahi, hadiseler o kadar ters zuhur ediyor ki. İşte bunlar tabii fitnenin galebe çalmasını neticeleri olarak söyleyebiliriz. Yoksa demin arz ettiğim gibi sahabi gerçekten gökteki yıldız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla hangisine tutunursanız o sizi selamete çıkarır buyuruyorlar. Ve gene buyuruyor Efendimiz, Muhammed'in ashabına şebbetmeyin, hakaret etmeyin diyor. Çünkü onlardan birinin bir saatlik ameli sizin bir ömürlük amelinizden daha kıymetlidir, daha faziletlidir. Ve gene Tirmizi'de, İbn-i Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif daha var. Ashabıma hakaret etmeyin, şebbetmeyin. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, ashabımdan birinin verdiği yarım müt kadar bile olmaz. Onun faziletine ulaşamaz. Ki bildiğimiz kadarıyla bir müt 832 gram oluyor ki, yani 400 gram, 416 gramlık bir şeye koca bir dağ verilen altın mesabesinde olamaz tabii. Onun için bu açıdan hadiseleri incelemek, bakmak görevimiz. Tabii daha evvel de arz etmiştim. Mesela Hazreti Ömer bu konuda oldukça dikkat ediyordu bu prensibe.
Dünya, Kur'an-ı Azimüşşan'ın da beyan ettiği gibi lahv ve laib, oyun ve oyuncaktan ibaret yani. Kim bunu esas gaye haline getirirse, o zaman hem kendisi hem görevde olduğu bütün çevre şaşırır kalır. Maalesef bugün etrafımızda da olan hadiselerin temeli bu değil mi? Halkı Müslüman olan bütün dünyada akan kanın esası bu değil mi? Tamamen ihtiras, tamamen dünya hakimiyeti, makamlar, mevkiler, para hakimiyeti, saltanat hakimiyeti ve benzeri şeyler. Onun için Rabbim muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Bütün Müslüman, halkı Müslüman olan ülkelere selamet nasip etsin, bize de inşallah. Efendim, Hazreti Ali'nin ilk icraatı olarak şunu arz edeyim. 5 yıl 4 ay gibi çok kısa bir idarecisi var mübareğin. Bildiğiniz gibi Hicri 35 ile Hicri 40 yılı arasında, yani miladi 656-661 yılları arasında bir icraatı var. Ve nasıl başa geldiğini de arz etmiştik. Bir kere tamamen bir şura sistemi de diyemeyiz. Hazreti Ömer'de olduğu gibi radıyallahu anh'a tayin de diyemeyiz. Yani bir karışık sistem. Şöyle ki mesela aslında ehlül hal ve akt dediğimiz, yani seçme niteliğine sahip en yetkili organ olan şuranın bir araya gelerek yapması sünnet-i seniye dahilinde olan bir sistemdir. İslam'ın seçme sistemi budur. Ama bunu da göremiyoruz. Mesela efendim Hazreti Osman radıyallahu anh'a da bu vardı. 6 kişilik heyet vardı, arz etmiştim size. Ki birisi de Hazreti Ali'ydi. Fakat Hazreti Ali'de böyle olmuyor. Dediğim gibi efendim Hazreti Osman şehadetini işleyenler işin başında, idarede, Medine'de, çevrede ve maalesef muhacirinin birçok kimsesi, Ensar da dahil, Medine'nin dışında. Dolayısıyla bunların kışkırttığı, acele ettiği, efendim zorladığı bir ortam var. İşte Hazreti Ali de radıyallahu anh bu şeyle başa geliyor. Kendisi de müteaddit defalar daha sonra izah buyuracaklardır. Ben istemedim, siz kendiniz getirdiniz efendim. İşte getirilme sistemi de tabii o dayatmacıların, efendim bugünkü tabirle eşkıyaların, katillerin aceleciliğinden kaynaklanıyor. Çünkü bir yandan bakıyorlar ki Şam'da oldukça kuvvetli olan bir ordunun gelme ihtimali var. Bir yandan diğer canlarının davasına düşüyorlar. Onun için bir an evvel bu işleri halledelim ve baskı yapıyorlar Hazreti Ali'ye. İlla bu işi kabul edeceksin. Ben kabul etmem diyor. Birkaç kere gidiyorlar. Sadece mescitte olmak kaydıyla, en azından ileri gelen ulul emir orada bulunmak kaydıyla onlara da söyleyeceklerim, emanet konusundaki hususları da arz etmem kaydıyla diyor. Kabul ederim diyor. Bu şekilde bir seçim sistemi ile başa geliyor. Yani netameli bir şey, tam bir şura sistemi de diyemeyiz. Ama elhamdülillah gerek mescidi dolduranlar ve gerekse o anda mevcut olanlar nezdinde tamamen arzuyla, istekle, beyanla meydana gelmiş olan bir seçim. Hazreti Ali'nin ilk icraatı olarak bakıyoruz. Tabii kendisinin bugün idarede en zor şey, arkadaşlar, idarede en zor şey, ister en küçüğünden olsun, en büyüğe kadar, hani meşhur bir sözdür. Diyor ki, siz bana kendinizden bahsetmeyin, çevrenizi söyleyin. Bu çok meşhur bir sözdür. Onun için idarecinin kendisi önemli değil. Mühim olan çevresi kim? Şurası kim? Danıştığı adamlar kim? Ona akıl veren, yön veren, fikir veren, efendim hakkı tavsiye eden kim? Onun için bugün
bir ildeki olan teşkilattan devlet başına kadar bence en önemli konu çevredir, çevresidir. Bugün de eğer okullarımızda inşallah bundan sonra olur, yeni eğitim sistemi oturursa, dört dörtlük bir eğitim sistemi olmayınca, istişari makamda da, diğer konularda da maalesef durumumuz acıklı. Onun için Hazreti Ali'nin de çevresinde ona gerçeği duyuracak efendim böyle kişilerden mahrumiyetini görüyoruz. Onun için yapmış olan ilk icraat toptan valilerin değiştirilmesi olmuş. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh. Ve hatta bu konuda yalnız iki kişinin ikaz ettiğini görüyoruz kendisini. Birisi Mughire bin Şube ile diğeri Abdullah bin Abbas. Hazreti Abbas'ın oğlu Hazreti Abdullah diyor ki bu uygulama iyi netice vermez. Valileri hele topyekün değiştirmeyi bir tarafa bırak diyor. Ama daha başka yerden başka müşavirler, telkin tavsiye edenler daha mı ağır basıyor neyse bu kararından dönmüyor ve maalesef eski valiler gençtir diye. Halbuki gençlik başka, liyakat başka, tecrübeli olmak başka, koparmak başka işi. İşi koparmak başka. Mesela ben antiparantez şunu söyleyeyim. 4 sene evvel Pakistan'daydık bir kurban vesilesiyle. Çok sevdiğim İslamabad'daki efendim bir akademiye gittik. Bu akademinin başkanı olan zat Muhammed İkbal Akademisi bize ilk defa selamün aleyküm deyip tanıştıktan sonra Davutoğlu'nu sordu. Davutoğlu nasıl dedi. Dedik vallahi biz bilemiyoruz o devletin başında olan bir zat. Benim sınıf arkadaşımdır dedi. Onu dedi hani burada ben onu reklam etmek için söylemiyorum. Keşke güzel insanlarımız yetişse. Dedi ki onu siz bilmezsiniz ben bilirim. Ne kadar kabiliyetli, kudretli ve ne kadar ilim konusunda kendini güzel yetiştirmiş bir insan. Keşke o insanlarınız çoğalsa dedi. Düşünebiliyor musunuz? İşte meal iftihar yani iftihar ettiğimiz bir konu. Allah sayılarını çoğalsın inşallah. Yar ve yardımcılar olsun. Onun için yeni valiler tamamen eskileri alındı. Yeni valiler getirildi. Bunlar Basra'ya mesela Osman bin Huneyf ki biraz sonra göreceğiz. Bunun hemen gelmesiyle gitmesi bir oluyor. Çok kötü bir şekilde de alınıyor o valilikten. Ondan sonra Küfe'ye Umare bin Şihab, Yemen'e Ubeydullah bin Abbas, efendim, Mısır'a Sa'd bin Ubade, efendim, Şam'a da Sehl bin Huneyf. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kere Şam'da o kadar yetkili, etkili, halka da mal olmuş, idarecilere de mal olmuş bir idare var. Yakinen bildiğiniz gibi kim var? Hazreti Muaviye var. Ama işte nasıl bir fikir gelmişse mübareğe, onun dahi değiştirilmesine hiçbir çekince koymamış. Onun için Şam'a gidecek olan Sehl bin Huneyf yola çıkıyor. Tam hareket ettiği zaman Tebük'e geldiği zaman bir öncü grup önüne geliyor. Diyor ki dur bakalım seni kim tayin etti? Eğer Hazreti Osman tayin ettiyse ehlen ve sehlen. Hiçbir diyeceğimiz yok. Ama Hazreti Ali tayin ettiyse hemen geri dön. Hiç vakit geçirme diyor. Derhal. Derhal geri dön. Tabii o kadar hazır ki bu heyet. Hiç anlatacak bir lafı da olmuyor. Peki olup biteni duymadınız mı? Evet diyor duyduk ama onun tayinleri geçersizdir diyor. Çünkü ihtilaf başlamış vaziyette. onun için hemen onu oradan geri döndürüyorlar. Ondan sonra Mısır'a gidecek olan Kays bin Sa'd'sa yine yolculuğunun sonuna doğru bir bakıyor ki Mısır halkı birkaç gruba ayrılmış. Evet bunlardan bir grup Hazreti Ali'yi tutuyor ama bir grup kararsız kalıyor. Bir grup da ikisine birden darılıyor. Bir yere çekiliyor. Hırbeti denilen
Hırbeti denilen bir yere çekiliyor. Efendim ve diyorlar ki ne zaman Hazreti Osman'ın katilleri öldürülürse efendim biz o zaman sizinle beraberiz. Aksi halde asla bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz diyorlar. İşte üçüncü bir grup ancak Hazreti Ali'yi tensip ediyor ve biz sizinle beraberiz diyor her ne pahasına olursa olsun. Basra'ya giden yeni tayin edilen Osman bin Huneyf ise aynı şekilde bakıyor diğer arz ettiğim yerdeki halk gibi kısım kısım paramparça bir duruma gelmiş vaziyette. Zübale denilen bir mevkiye geliyor. Burada kendisini oranın yerlisi olan zatlardan birisi Tüleyha bin Hüveylid el-Esedi karşılıyor. Efendim. Ve Hazreti Osman olayını duyunca halifenin kanının intikamını almak için yola çıkan bir grupla beraber onun başında olan bir zat bu. Ve böylece geri dön diyorlar. Çünkü insanlar emirlerinin yerine geçecek birisini istemiyorlar. Eğer diretirsen senin boynunu vururum diyor. Bu şekilde onu da ta oradan geriye doğru döndürüyor maalesef. Şimdi arz ettiğim gibi tefrika girince çözülmeler başlıyor alabildiğine. Peki neden bu muhalefet? Niçin muhalefet oluyor? Biz sadece hadiseleri arz edeceğiz. Efendim işin muhasebesi arz ettiğim gibi bizi bağlamıyor. Bir kere Hazreti Muaviye ta Hazreti Ebu Bekir zamanından beri kudretli, basiretli bir vali. Şam taraflarını gayet güzel, Suriye, Şam taraflarını gayet güzel idare ediyor. Ve bildiğiniz gibi Ebu Sufyan'ın oğlu nesil itibariyle Muaviye bin Ebu Sufyan bin Harp bin Ümeyye, Ümeyye oğullarından. Halk tarafından da seviliyor. Gerçekten çok da kuvvetli bir ordusu var. Bilhassa hudut olması hasebiyle nereye hudut? Bizans'a hudut. Her an tehlike geliyor. Bizans hiçbir rahatlık vermediği için onun için oldukça kuvvetli ve işe hakim olan bir vali. Ama bütün bunlara rağmen onun da düşüncesi şöyle. Diyor ki Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ın katlinde parmağı var. Şimdi işin kötü tarafı bu. Bu nereden ileri geliyor? Demin arz ettiğim gibi şurasından, çevresinden, etrafından. Şimdi mesela Yavuz Selim'in, Allah rahmet eylesin, Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğine kimse bakmaya cesaret edemezmiş. Kim bakarmış? Zembilli Ali Efendi bakarmış. Vallahi beni diyor bir sözünde kıtır kıtır kessen gözüne bakacağım ve sana hakkı söyleyeceğim. İşte müşavir deyince böyle müşavir akla gelir. Böylesi akla gelir. Yine mesela Osmanlı'nın ilk devirlerinde yine bu şekilde örnekler var. Yine bu şekilde örnekler var. Efendim. Yani hakkı söyleyen, çekinmeyen, ona eğri olduğu konuda da, doğru olduğu konuda da hakkı söyleyebilen yiğit insanlar. Bu neye bağlı? Bu ilmin sağlam verilmesine bağlı. Allah razı olsun bu medreseyi kuranlardan. Şimdi bizim çektiğimiz, üniversitede de, lisede de, ortaokulda da çektiğimiz sıkıntı şu. Acaba biz gerçekten kuru laflardan ibaret bilgi hamallığı mı yapacağız? Yoksa ahlakımıza, hayatımıza, yaşamamıza, aile, fert, toplum olarak yaşayabilmek için mi bir takım bilgiler elde edeceğiz? İşte bugün ortada çelişki durum bu. Batılından gelen, medeniyet diye verilen bilgilerin efendim, hepsi tamamen laf kalabalığından ibaret. Ama İslami bilgiler ki bunlar ancak medresede ehli tarafından verilir. Bunlar yaşanacak. Hayat bilgileri bunlar. Onun için yani nereden bakarsanız bakın ben sözü hep oraya getiriyorum. Yanıltıyorlar insanı. İnsan yanılır.
Onun için parmağı olduğuna işaret ediyor. Diyor ki mutlaka onun parmağı var diyor. Efendim niye ileri gitmiyor? Niye katilleri bulmuyor? Halbuki iyi tetkik edecek olursak Hazreti Ali'nin iki oğlunu Hazreti Osman'a bekçi olarak koyduğu biliniyor. Biliyoruz yani. Ama mübarek o kadar şefkatli, merhametli ki en son biliyorsunuz 22 gün muhasaradan sonra tam yandaki damı delip içeriye girdikleri zaman efendim siz çıkın diyor. Kendi korucularını bile dışarıya çıkarıyor. Hazreti Ali'nin iki oğlu da dahil olmak üzere. Kur'an okuyarak teslim oluyor. Yani sonra mesela diyor ki gene Muaviye taraftarları Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerini ordusunda barındırıyor. Halbuki demin arz ettiğim gibi durum o kadar karışık ki bir kere bunlar başkent, bugünkü tabirle başkent dediğimiz, yani bir kere o zaman İslami başkent olan Medine'de o çevredeler. Ama muhacirin, ensarın birçoğu orada yok, dışarıdalar. Onun için dikkat buyursanız ben onu da arz etmiştim size. Efendim, Hazreti Ömer'in çok kuvvetli bir prensibi vardı. Muhacirin bozulursa dünya bozulur. Muhacirinin bozulmaması için de onlara dış ülkelere, uzak yerlere gitmek için çok kısıtlı olarak izin veriyordu. Derhal yoklayıp dönmelerini söylüyordu. Bozulmamaları için. Ama zamanla bu Hazreti Osman döneminde ve daha sonraki dönemlerde bırakıldı. Onlar dünyaya alıştılar. Dünya zevkine, keyfine daldılar. Hatta bu konuda arz ettiğim gibi geçen defa ayet-i kerime bile peygamber hanımları hakkında, validelerimiz hakkında indi. Bir de tabii Hazreti Ali yapması gereken işlerden ilkinin bu valiler meyanında Hazreti Muaviye'yi de görevden almaz. Halbuki arz ettiğim gibi yani bunu kendisine istişare eden kim? Devamlı empoze eden kimdi? Belki diğer valilerden birçoğu alınabilirdi. Ama Hazreti Muaviye'yi alınmamalıydı. Çünkü öyle bir şey ki yani gerçekten ordusu güçlü, halkı güçlü, arada ilişkiler o kadar güçlü, sevgi, muhabbet, dirayet, kapasite, her şey var. Onun için Hazreti Ali baktı ki Muaviye bigane kalıyor, biat etmiyor. Ona önce yetkili bir kişiyi gönderdi kendisini temsilen. Sebure el-Cüheni'yi gönderdi. Sebure el-Cüheni gitti. Hazreti Muaviye güzelce karşıladı. Fakat hiç ne lehte ne aleyhde hiçbir şey söylemedi. Sadece oyaladı. Ve yazılı bir cevap da vermedi. Sözle de reddettiğini söylemedi. Tabii 3 ay oralarda epey şey attıktan sonra döndü. Efendim arkasından Hazreti Muaviye 3 ay geçtikten sonra Absoğullarından bir tanesini yazılı bir tomar yazılı kağıdın üzerine sadece Muaviye'den Ali'ye yazılı bir kağıtla dedi ki gideceksin en kalabalık olan halkın içerisinde bunu tutacaksın, elinle tutacaksın ve halka göstereceksin. Ve bu gitti efendim başkent olan Medine'ye gitti, halkın kalabalık olan yerlerinden tek tek caddelerden, sokaklardan geçti ve bunu gösterdi. Bu tarih olarak da Rebiül Evvel'in başları itibariyledi. Tomar'ı gösterdi. Tabii halk, gören halk evlerine çekilmeye başladı. Anladı ki efendim burada bir ihtilaf var efendim ve Hazreti Ali'nin idaresi kabul edilmiyor. Onun için herkes kendi evine çekilmeye başladı bir hadise çıkmasın diye. Yalnız daha sonra Hazreti Ali'ye geldi elçi. Hazreti Ali baktı efendim. Bu göndermiş olduğu şey affedersiniz Muaviye'ye götürdü. Tomar'ı teslim etti. Hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra
Yalnız orada Hazreti Ali'ye geldi ve Tomar'ı teslim etti. Hazreti Ali dedi ki ne oldu? Hazreti anlaşıldı ki bu işten memnun değiller ve kesinlikle Hazreti Ali'nin hilafetini kabul etmiyorlar. Peki Hazreti Ali'nin kendisi tetkik ettiği zaman nedir meseleniz dendiği zaman, incelediği zaman ona da efendim yine bir elçi vasıtasıyla efendim ki bunun da Hazreti Muaviye'nin yaptığı söyleniyor. Bir mihraba onun gömleğini, kanlı gömleğini giydiriyor ve diyor ki 60 bin tane ağlayan kişi var, onların yanından geliyorum. Kesinlikle Hazreti Osman'ın katilini bulmak için kısas yapmanız lazım. Onun için bundan başka çare yoktur diye efendim Hazreti Ali'ye peki ne diyorsunuz, bunu yapan ben miyim yani? Bu kadar ileriye mi gidiyorsunuz diyor. Ben de büyük üzüntü içerisindeyim. Beni de sıkıntıya, derde, meşakkate sokuyorsunuz dediği zaman maalesef bu esas münafıkların başı olan, hadiseleri bütün detayıyla ortaya çıkaran Sebeyye grubu hiç boş durmuyor. Ortalığı bütün fitne fesada verdiği gibi aynı zamanda bu gelen Abs aşiretinden gelenleri de öldürmek istiyor. Neyse kurtarılıyorlar ve yolcu ediliyorlar. Ve böylece Medine'de herkes artık merakla bekliyor. Gerçekten ortada bir ihtilaf var. Ama acaba ikisi de ehli kıble. Bu ehli kıbleye karşı kan akıtılacak mı? Yani savaş olacak mı diye herkes düşünüyor. Hatta bu ara Hazreti Ali'nin mübarek oğlu Hazreti Hasan, o ki o zaman Kuut'tadır. Kuut. Hatta oraya çağırıyor babasını. Savaşmamasını özellikle istiyor, ikaz ediyor, ihtar ediyor. Fakat ayrıca bir de birisini gönderiyorlar, Medineliler kendisine. Ki bu da Ziyad bin Hanzala et-Temimi'dir. Ziyad da aşağı yukarı birkaç saat kalıyor. Hazreti Ali'nin yanında ikaz ediyor, ihtar ediyor ve kesinlikle savaşmamasını, bunun kötü netice vereceğini, bu baskınla, bu savaşla bu işin halledilemeyeceğini söylemesine rağmen Hazreti Ali ona verdiği cevap netice savaştır diyor. Savaştan başka bir yol görünmüyor çünkü Hazreti Muaviye bunu istiyor. Başka türlü yola gelmiyor diyor. Ve netice itibariyle Hazreti Ali oğlu Muhammed'i çağırıyor. Ona sancağı şerifi teslim ediyor. Harp düzenine sokuyor. Ve Medine'de de Kusam bin Abbas'ı bırakıyor. Ve savaşa doğru, hazırlıklarına doğru gidiyorlar. Basra'ya doğru bir müddet sonra hareket etmenin çarelerine bakacak. Bu ara daha zor bir mesele meydana geliyor. İnsanı, yüreğini hoplatacak bir hadise. Validemiz Hazreti Ayşe tam Hazreti Osman'ın şehit edileceği zaman, tam son zamanda hacca niyet etmiştir. Mekke'den Medine'ye gittiği zaman da Medine'de onun şehadetini öğrenir. Efendim. Ve Mescid-i Haram'da da bir konuşma yapar Hazreti Ayşe validemiz. Der ki görüyorsunuz vaziyeti. El ayak takımları işe hakim olmaya başladı. Ve hadiseler can alıcı bir şekilde içimizi burkularak devam ediyor. Hazreti Osman'ı ayıpladılar. Şehit ettiler. Halbuki bula bula iki tane sudan bahane buldular diyor. Nedir bu bahaneler? Bir kere birincisi genç valiler genç tayin etti diye tenkit ettiler. Halbuki bu iş basiret meselesidir, liyakat meselesidir. Genci de olabilir, ihtiyarı da olabilir. Bu mesele değil. İkincisi de diyor koruluklar, bir takım koruluklar ihdas etti diye. Yani affedersiniz hayvanları, küçük baş ve büyük baş hayvanları, Beytülmal'e ait olan hayvanları koruma altına alabilmek için ihdas edilen koruluklar.
bu da şahsına münhasır yapıldı diye iftira attılar diyor. Böyle bir şey yoktu kesinlikle. Bu tamamen Beytülmal'a, devlete, millete ait olan bir şeydi. Onun için bu ikisi de tutarlı bir şey değil. Vallahi diyor, Hazreti Osman'ın kesip attığı tırnak onların binlercesinden üstündür. Onun için onların cezalandırılması lazım. Hazreti Osman tertemiz olmuştur. Ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmiştir. Elbisenin su ile temizlenmesi gibi o da tertemiz olmuştur. Ama muhakkak surette bu cezanın verilmesi lazım diye iddia ediyor. Bu ara Mekke'nin valisini görüyoruz. Ki bu Mekke valisi Abdullah bin el-Hadrami var. Bu önce diğer arkadaşlarını da ayarlıyor. Mesela Basra'dan Abdullah bin Amir, Yemen'den Ya'la bin Ümeyye, Medine'den de iki kişi, Talha ve Zübeyir. Bu beş kişi birleşmek suretiyle efendim Basra'ya doğru hareket ettiler. Birlik halinde hareket ettiler. Efendim ve namaz kıldırma emiri olarak da Abdurrahman bin Attab bin Esid tayin ediliyordu. Mervan, bunların dışında Mervan olmak kaydıyla yalnız bütün Ümeyye oğullarının bunlara katıldıklarını görüyoruz. Bu beş kişiye. Tabi Hazreti Ayşe de var, validemiz. Ve böylece bunlar Basra'ya doğru hareket ettiler. Basra'ya yaklaştıkları zaman tabi o zaman Hazreti Ali'nin tayin etmiş olduğu Osman bin Huneyf, İmran bin Hüseyin ile Ebu Esret Eddueli'yi onların karşısına gönderdi. Acaba nedir sizin meramınız, maksadınız? Bunu öğrenmek için kılavuz olarak onları gönderdi. İmran ve Ebu Esved Hazreti Ayşe'den izin aldılar ve bu heyete niçin geldiklerini sordular. Onlar da aynen bildiğiniz konuları izah ettiler. Ayak takımları, çapulcular ayağa kalktılar. Haksız olarak Allah Resulü'nün haremine yaptılar, hücum ettiler, harp açtılar ve haram olan yerde, haram olan ayda bu cinayeti işlediler. Hazreti Osman'ı katlettiler. Onun için bunları bir tarafa koymamamız lazım. Hemahal bunların hesabının sorulması lazım. Onun için bunları istiyoruz ve mutlak surette bunların cezalandırılmalarını istiyoruz diyor. Ve yine bir Nisa suresinden 114. ayeti okuyor ki mealen şöyle: sadaka vermeyi, iyilik yapmayı veya insanlar arasında sulh yapılmasını emreden kimse müstesna, onların fısıltılarının çoğunda hiçbir hayır yoktur diye bununla sözlerini tamamladı ve dedi ki mutlak surette bu amaçla toplanıyoruz ve bunların cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Ve bu elçiler bu defa Talha Hazretlerine yöneldiler. Niçin geldiklerini sordular. Dedi ki Osman'ın kanını talep etmek için buradayız. Başka bir amacımız yok. Peki Hazreti Ali'ye biat etmedin mi dedi diye sorulduğu zaman, ki biat etmişti. Hazreti Talha da evet ama kılıç ensemdeydi. Onun için biat ettim dedi. Efendim Hazreti Zübeyir'e sordular. O da buna benzer bir şeyler söyledi. Ve bu şekilde dönüp vali olan Osman bin Huneyf'e gittiler ve durumu anlattılar. Fakat öbür taraftan bu grup ilerlerken Hazreti Ali de bunların Basra'ya girerken mutlaka bir takım şeyler yapacaklarına, bir kargaşalığın meydana geleceklerini biliyordu ki bunlara girmelerine engel olmaya karar verdi. Halbuki Basra halkı da tam bir birlik ve beraberlik içerisinde değildi. Yani tefrika girmiş vaziyetteydi. Efendim, Hazreti Ayşe'nin ordusunu şehir girişinde bir grup Basralı karşıladı. Biz bu Arapçada mirbet denilen bir tabir var. Mirbet iki manaya geliyor. Birincisi koyun ağalı veya diğer bir tabirle de hurma kurutulan yer. Toprak damlı hurma kurutulan yer
manasına kalan bir mirbet var orada, gelinen yerde. Bu mirbetin sol tarafında Osman bin Hüneyf ve erkanı, vali. Sağ tarafında da Hazreti Ayşe ve diğer grup bulundular. Ve Talha ve Zübeyr önce konuştu. Dediler ki hemhal bu canilerin bulunması lazım. Gereken cezalarının hiç aksatılmadan verilmesi lazım. Fakat bu şeyler, hadiseler meyanında hemen neredeyse bir cinayet çıkacaktı. Daha sonra Hazreti Ayşe konuştu. Bir hitapta bulundu. Bu valinin adamları da iki kısma ayrıldılar. Bir grubu Hazreti Ayşe'nin doğru söylediğini, emri bil maruf yaptığını söylediler. Fakat diğer grup onların tamamen karşısına çıktı. Efendim. Ama ne acıdır ki bu ara Basralılardan birisinin kılıcını çekerek dolu dizgin, heyecanlı hakim olmadan ortaya çıktığını görüyoruz. Ve böylece Hazreti Ayşe'nin ordusuyla bir harp meydana geldi. Bu ilk kılıcı çekip ortaya atılan Hakim bin Cebele var. Bunların taraftarı da bayağı bir kalabalık olmakla beraber karşılıklı efendim savaş başladı. Fakat Hazreti Ayşe taraftarları maalesef kendilerini savunmaktan bile aciz kaldılar. O gece o şekliyle geçti. Ertesi gün Osman bin Huneyf ve Hakim'in adamları yine kapışmaya başladılar. Öğlene kadar savaş bu şekilde devam etti. Fakat bir türlü Hazreti Ayşe onları vazgeçiremedi ve bu savaşmaktan geri durmadılar. Sonunda iki taraf da güçten düşünce sulh istediler ve bir Medine'ye bir elçi gönderdiler. Talha ve Zübeyr'in Hazreti Ali'ye hangi şartlarda biat ettiklerini araştırmak için sulh yaptılar. Dediler ki araştıralım bakalım bunlar nasıl biat etmiş. Eğer zor şartlarda olmaksızın biat ettilerse mesele ikisinin meselesi. Yok zor şartlarda olacaksa Osman'ın meselesi kabul edilecekti bu şekliyle. Ve böylece bir Basra kadısını seçtiler. Bu Basra kadısını gönderdiler Medine'ye. Ve mescide girdi. Dedi ki ben Basralıların elçisiyim. Allah rızası için size bir sual sormaya geldim. Acaba gerçekten Talha ve Zübeyr'in biat etmeleri kendi arzularıyla mı oldu yoksa zorla, baskıyla mı oldu dedi. Buna hiç kimse cevap vermedi. Hepsi sükut halindeyken Usame bin Zeyd dayanamadı ve ayağa kalktı. Dedi ki Cenab-ı Hak biliyor ki bunlar istemeyerek biat ettiler. Çünkü bunlar itham edildiler. Enselerinde kılıç vardı. Bu tabii büyük bir kargaşalığa tekrar bu söz sebep oldu. Çünkü ortada öbür fitnecilerin de adamları vardı alabildiğini. Hatta Usame bin Zeyd'e sahip çıkmasalardı öldürülme tehlikesi bile vardı. Onların ellerinden aldılar ve koruma altına aldılar. Böylece Hazreti Osman'a Hazreti Ali bir mektup yazdı. Bu hadiseler niçin meydana çıktı? Sen niye kendi basiretini, kudretini göstermedin? Bu acizliğini niye ortaya koydun diye ondan hesap sormaya başladı. Böylece arkadaşlar Kâb Basra'ya döndüğü zaman Hazreti Ali'nin mektubu da Osman bin Huneyf'e ulaşmış oldu. Talha ve Zübeyr Basra'da kendilerine biat edilmesini ve Osman'ın görevi bırakmasını istediler. Vali Osman bin Huneyf tabi görevi veren ancak alabilir. Bana böyle bir hususta bir emir gelmedi. Ben niye görevi bırakayım dedi. Bu şekliyle onu tutukladılar. Fakat Hazreti Ayşe araya girdi. Osman'ın bırakılmasını emretti. Böylece Osman bin Huneyf Hazreti Ali'nin yanına döndü. Yani bütün bunlar aslında bir idarede olamayacak şeyler. Izdırap veren şeyler. Hakim bin Cebele, Talha ve Zübeyr'le savaştı. Neticede o da öldürüldü. Fakat Sebeyilerin adamları hiç boş
davranmadılar. Alabildiğine bir yandan tefrika çıkarırken bir yandan da nereden fırsat bulursak ileri gelenlerden hangisini öldürürsek Allah muhafaza karmış gibi ileri geldiler. Ve bunlardan Zübeyr adına bir tellal Basra'da şu ilanda bulunuyordu. İyi dinleyin. Kimin yanında Medine'ye karşı savaş açan biri varsa bize getirin diye ilan ettiler. Ayak takımı insanlar bir takım rastgele sevmedikleri kimseyi tutup getirdiler ve onlar telef edildi. Fakat iş, ihtilaf bir türlü durmadı. Efendim. Şimdi bu ara yalnız Hazreti Talha'da bir gariplik görülüyor. Bakıyorlar ki bilhassa tarihlerden Taberi'de de geçiyor. Efendim diğer birkaç tarihte daha geçiyor. Bakıyorlar ki çok son derece düşünceli Talha ve konuşacağına hep sükût halinde ve sakalını ovalıyor, oyalanıyor. Neden bu hal dedikleri zaman şöyle diyor. Diyor ki bunu Alkame soruyor. Diyor ki bizim çok büyük hatamız var diyor. Bir zamanlar biz dışımızdakilere karşı tek bir yumruktuk. Ama şu anda maalesef ve maalesef iki demirden dağ haline geldik. Ve birbirimizin başına kükrüyoruz. Onun için kabahatimiz çok fazla. Rabbim bizi affetsin. Dolayısıyla ben tövbemin bile geçersiz olacağından endişe ediyorum diyor. O kadar büyük üzüntü içerisinde tabii. Efendim bu ara tabii Hazreti Ali bakıyor ki olacak gibi değil. Basra'da alabildiğine kargaşalık var. Efendim kendisi de bütün kuvvetiyle beraber Basra'ya yürüme hazırlıkları yapıyor. Rebze'ye vardığı zaman onların kendisini geçtiklerini görüyor. Halbuki bütün emeli onların önüne geçsin, bu kargaşalıkları, bu ihtilafı yok etsin. Ama maalesef bakıyor ki onlar daha hızlı, daha önde hareket ediyorlar. Ondan sonra elçiler gönderiyor. Ebu Musa onlara bir konuşma yapıyor. Diyor ki bakın Allah'tan korkun. Öyle fitneler alabildiğini almış yürümüş ki aynen hadis-i şerifte geçtiği gibi diyor. Bu fitne karşısında diyor efendim hiçbir şey duymayan uyanık olandan, uyanık oturandan, oturan ayakta olan kimseden, ayakta olan atına binenden bin defa hayırlıdır. Çünkü artık fitne alabildiğine almış yürümüş vaziyette diyor. Öyleyse aslınızı, varlığınızı koruyun, oklarınızı kırın. Efendim sadece işi konuşmayla, danışmayla, sükunetle çözmeye bakın ve Allah'tan korkun, zoru, zorbalığı, savaşı, kılıcı bırakın diyor. Efendim bu şekilde konuşmaya efendim sert bir cevap verildi. Ve bu şekilde Hazreti Ali'nin elçileri Küfelilere şöyle seslendi. Ey insanlar, emirinizin davetine uyun, kardeşlerinizin yanına gidin. Şu anda sekinet zamanı, davetimize uyun, beladan, musibetten çekinin, kaçının dedi. Bu konuşmayı her ne kadar beğendilerse de Hazreti Hasan dedi ki ben yarın hareket edeceğim, isteyen benimle beraber karadan, isteyen denizden gelsin. Böylelikle Zukav denilen yerde Hazreti Ali ile karşılaştılar. Hazreti Ali orduya şöyle seslendi. Ben sizi Basralı kardeşlerimizin bizimle beraber olmalarını temin etmeniz için davet ettim. Eğer fikirlerinden dönerlerse bizim istediğimiz de budur. Yok ısrar ederlerse onlara nezaketle muamele eder. Fikirlerinde ıslah olmalarına çalışır. Zulme baş vuruncaya kadar onlarla anlaşırız. Affedersin birisi sıkı sıkı arıyor ama.
Efendim. Efendim. Desteğim. Sonra ararsın. Tamam. Hazreti Ali de onlara seslendi. Ben sizi Basralı kardeşlerimizin bizimle beraber olmalarını temin etmeniz için davet ettim. Eğer fikirlerinden dönerlerse bizim istediğimiz bu. Düşünce ve tutumlarında ısrar ederlerse onlara nezaketle muamele ederiz. Fikirlerini alırız. Birlikte bir güzel hal çaresi buluruz. Savaştan, kan akıtmaktan, inşallah bozgunculuktan uzak dururuz diye fikrini beyan etti. Fakat maalesef olan oldu ve Cemel Vakası'na doğru adım adım yaklaşılmaya başlandı. Cemel Vakası da Hicri 36 yılında, yani 656 yılında Hazreti Ali bir elçi gönderdi Basra'ya. Bu elçi Kaka bin Amr idi. Kaka Hazreti Ayşe'nin yanına gitti ve şöyle konuştu. Dedi ki, seni bu meydana getiren nedir? Bu beldelere sürükleyen nedir? Hanımlığına rağmen bu kadar uzak yoldan geldin dedi. Dedi ki, ey oğul, beni buraya sürükleyen insanların arasını düzeltmektir. Çünkü ben bununla da sorumluyum dedi. Ve bu defa Kaka bin Amr, Talha ve Zübeyr'in görüşlerini öğrenmek için konuşmaya onların da katılmalarını istedi. Onlar da geldiler. Ve her ikisi de maksatlarının, Hazreti Ayşe'nin maksadının aynı olduğuna, yani aynı fikir, hata işleyenlerin cezalandırılması, katile sebep olanların cezalandırılması dediler. Peki bunun çaresi nedir dediler. Bundan başka çare yoktur. Mutlaka tek tek katillerin bulundurulması ve cezalandırılması lazım. Kaka da dedi ki, bakın Hazreti Osman'ın Basralı katillerini siz zaten öldürdünüz. Ama dikkatli olun ki öldürmeden evvel ortada bir sükun vardı nispeten. Ama kan akıttıkça alabildiğine fitne, fücur, kötülük dalga dalga yükseldi. Bir adam hariç 600 kişiyi öldürdünüz. O bir kişiyi de Hurkus bin Zübeyr olarak geçiyor. Ama o 600 kişiyi öldürmeniz 6000 kişinin muhalefetiyle neticelendi. Ve bunların hepsi size alabildiğine tefrikaya, muğberliğe ve cephe almaya başladılar. Bunun için öldürülenler bir kişi yüzünden öldürülmüşler. Onun için bu ara yapılacak şey sekinet halinde olmak, fitneyi, fesadı daha fazla ayaklandırmamaktır. Kimseyi kızdırmayın. Çünkü kabile hayatı var. Kabile hayatı içerisine kan, intikam girerse bunu yıllarca dindiremezsiniz. Onun için bu işin çaresi sakin olmaktır. Konuşarak, selametle, sakinlik içerisinde bu işi afiyetle halletmektir diyor. Onun için biat teklifimizi kabul edin. Efendim, büyüklenerek ayak diremeyin ve bizi de rahatlıkla idare etmeye sebep olun. Yani kötü muameleden muhafaza edin diyor. Bizi hedef almayın. Hazreti Ali'yi de hedef almayın. Bu bela aksi halde bizi de sizi de sarar ve hiç kimseye bir faydası olmaz diye uzun uzun anlatıyor Kaka. Fakat gelin görün ki bir türlü bir tatmin meydana gelmiyor. Bu ara Hazreti Ayşe de şöyle söylüyor. Diyor ki, ey Kaka, güzel söyledin, isabet ettin ama eğer Hazreti Ali de senin dediğin gibi söylüyorsa iş düzelir. Bu defa Hazreti Ali'den gelen elçi Kaka yine ona dönüyor ve gidiyor. Diyor ki, efendim, durum bu şekilde.
Hazreti Ayşe validemizin de en son söylediği bu. O halde halkı sulh yapmaya zorladı. Bu şekilde haberiniz olsun dedi. Ve Hazreti Ali de halka münadiler, yani bir takım efendim yüksek sesli anlatıcılar, bizim son zamanlarda tellal dediğimizle bir haber ulaştırdı. Dedi ki Hazreti Osman'ın katli ile ilgili olaya katılanlar bu cemaatten ayrılsınlar. Onların hiçbiri bizimle beraber gelmesin. Hareket edilecek. Tabii bu ara işin başından beri, geçen defa da arz etmiştim, bütün tefrikayı çıkaran, fitneyi, fucuru tertipleyen, aslen Yemenli bir Yahudi olan Abdullah bin Sebe ve onun tayfasıyla beraber Malik bin el-Eşter, Adi bin Hatem-i Tay. Bilhassa bu üç grup ve bunların kalabalık olan aşiretleri, bütün bu işlerin müsebbibi. Bunlar bir araya geldiler, konuştular, dediler ki eyvahlar olsun. Eğer biz buna bir çare bulamazsak, Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir ve Hazreti Ali bir araya gelir ve bir söz üzerine de ittifak ederlerse bütün işler bizim başımızda patlayacak. Onun için biz buna bir çare bulmamız lazım. Boş durmanın zamanı değil dediler. Onun için bu bizim, hem bizim sonumuz hem sülalemizin sonu olur. Onun için mutlaka buna bir çare düşünmeliyiz, hile düşünmeyiz dediler. Geceli gündüzlü yine alabildiğine bugünkü olduğu gibi şer örgütler kurmaya ve tefrikayı yaygınlaştırmaya başladılar. Bu hileyle şöyle anlaştılar. Tabii bunların hiçbirisinden insanların haberi yoktu. Son derece gizli, kapaklı ve çok iyi araştırarak insanların huyuna göre farkına vardırmadan bir takım insanlar peyda etmek suretiyle bunu ileriye doğru götürdüler. Hazreti Ali Basra'ya vardığı zaman halka bir elçi gönderdi ve bir mesajı iletti. Ve dedi ki ben size Kaka'yı daha evvel göndermiştim. Kaka bin Amri. Eğer onunla söylediğiniz şekilde, onunla efendim misak aldığınız şekilde sözünüzde duruyorsanız bizi tanıyın. Böylece biz de gelelim ve bu işin icabına bakalım dediler. Ve böylece şehre indiler. Öyle bir güzel ortam meydana geliyordu ki sulh ve sükunu her iki tarafta istiyordu. Hazreti Ayşe tarafı da, Hazreti Ali tarafı da canı gönülden bunu istiyordu ama Sebeiler öyle melunane planlar tertiplediler ki gerçekten şaşmamak elde değil. Sabahın çok erken saatlerinde alacakaranlıkta kalktılar ve Basralı askerlerin içerisine efendim silahlı olarak ajanlarını yerleştirdiler. Yerleştirince Talha ve Zübeyir Hazretleri dediler ki peki bunlar ne oluyor? Dediler ki maalesef Küfeliler gece bize baskın yaptı dediler. Sırf amaç ne? Hazreti Ali Küfe'den geliyor. Hazreti Ali taraftarlarıyla Talha ve Zübeyir'in arasını açmak. Nasıl olur dediler. Öyle dediler. Sabaha kadar bunlarla mücadele ettik. Baskın yaptılar. Bu söz üzerine Talha ve Zübeyir de maalesef işi derinlemesine götürmekten ziyade zaten Hazreti Ali'nin kan dökmekten başka yapacak bir şeyi yoktur diye maalesef ona doğru buğz ve adaveti ileriye götürmekten başka bir yöne gitmediler. Bu defa Hazreti Ali'ye bu durum soruldu. Efendim, Hazreti Ali'nin yakın çevresine de yine kendi adamlarından korkunç bir adamı sokmuşlardı. Onlardan dediler ki bu ne oluyor bu hadiseler? Dediler ki efendim onlardan bir grup insanın bizim de gecelemek istediğine şahit olduk. Talha ve Zübeyir'den bir grup insan bizim de gecelemek istedi. Anladık bunların gizli planlarını, bizim aleyhimizde olduklarını ve onları geldikleri yere gönderdik, temizledik dediler. Efendim Hazreti Ali de bu defa yanlış bir zehap fikre
kapıldı ve dedi ki zaten ben anlamıştım Talha ve Zübeyir'in kan dökmeden bir şey yapacaklarına, bir neticeye varacaklarına inanmıyordum dediler. Böylece iki tarafı aynı Sebeylerin bahsettiği, arzu ettiği şekilde bir ortam oluşmuş oldu. Ve bu ara Hazreti Ayşe Hevdeş denilen devenin üzerindeki koruma altındaydı. O gün maalesef en korkunç bir gündü. Onun için Sebeiye mensupları da fitnelerinin neticesinde bir an evvel neticeye ulaşabilmek için acele ediyorlardı. Ve Hazreti Ayşe'nin devesine ok yağmuru yağdırmaya başladılar. Öyle ki hatta bir yığın olduğundan bahsediyor tarihçiler oklardan dolayı. Neyse ki Hazreti Ayşe validemizi şehit olmaktan, katletmekten kurtardılar. Efendim hemen oraya gerek kendi kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir ve gerekse Ammar bin Yasir koşarak geldiler. Hevdeci kaldırdılar ama deve paramparça oldu. Savaşı bir ara bıraktılar. Güçsüzdüler fakat tefrika yüzünden alabildiğine korkunç kan akıtmaktan başka meram maksatları yoktu maalesef. Hatta Zübeyir bin Avvam bu yüzden öyle bir keder bastı ki efendim oradan uzaklaştı. Fakat onu Sebeiye grubundan bir kişi takip etti. Sibe Vadisi'ndeyken gafil bir halde efendim Zübeyir bin Avvam'ı öldürdü. Bu şekildeki olayların arkasından pek çok kişi hayatını kaybetti. Hatta daha sonra göreceğiz bu Sıffin vakasıyla beraber neredeyse kayıp 100 bine yaklaşmış oldu. 90 bin civarında oldu ki felaket bir durum. Ve böylece Talha oğlu Muhammed, Zübeyir, Abdurrahman bin Attab bin Esid ve bu benzeri güzide sahabiler hepsi telef oldu. Hazreti Ali çarpışmadan sonra ölüler arasında dolaştı. Ölülerin namazını kıldırdı. Gömülmelerini söyledi. Fakat Hazreti Ayşe'yi de gidip ziyaret etti. Olan bitenden üzüntülerini belirtti. Ona yol hazırlığı filan tedarik etti. Ve Hazreti Ayşe validemiz de çok güzel bir şekilde dedi ki bu her şeyden evvel aramızda bir kayınvalide ilişkisi var. Onun için yine benim nezdimde Ali razı olunan kimselerdendir dedi. Hazreti Ali de yine Hazreti Ayşe doğru söyledi, itaatkar davrandı diye arada yine bir güzellik, sıcaklık meydana geldi. Böylece 659 yılında Hazreti Ayşe Basra'dan geri dönerek çıktı. Hazreti Ali birkaç mil uğurladı ve oğlunu onun yanına görevli olarak bulundurdu sağ salim gidebilmesi için. Hazreti Ali Basralılardan biat aldı. Abdullah bin Abbas'ı vali olarak tayin etti Basra'ya. Ve ayrıca da Ziyad bin Ebi Süfyan'ı da orada görevlendirdi. Fakat bu Cemel vakası, deve denilen yani Cemel vakası çok acı bir olay oldu. Onun için birbirlerine aleyhte olmanın bir mana ifade etmediğini gördüler. Çok pişman oldular gerçekten. Büyük bir sıkıntı meydana gelmeye başladı. Şimdi gerek Talha, Zübeyir ve Ayşe kendi ifadeleriyle haklı bir sebep ve bir günahı olmaksızın öldürülen Halife Osman'ın kanını talep için ortaya tabii çıkmışlardı. Tabii bu meselenin tahkiki için her şeyden evvel daha önce de arz ettim. Bir imamın bulunması lazımdı. Bu imamın meydana gelebilmesi için ehlül hal ve akt denilen seçim sisteminin yani ortaya konması, bir şuranın teşekkülü olması lazımdı. Ama gelin görün ki acelecilik efendim çabuk hareket etmek bunlara meydan vermedi. Onun için
böyle bir hal meydana geldi. Şimdi Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr ümmetin büyüklerinden. Efendim, bir imamda olmaksızın tabii bu hadiseler oldukça meydana gelecek. Onun için fitne zamanı, sakin olmak, her şeyden evvel yetkili makamı oturtmak, meydana getirmek ve onların seçeceği kimsenin, kimseye bu idareyi tevdi etmekten başka çare yok. Fakat bir taraftan bu tefrika grubu, sebeyye grubu, bir taraftan efendim diğer sebepler, bütün bunlara maalesef meydan vermedi ve bir sürü kan, Müslüman kanı akıtılmış oldu. Onun için bu savaşa nasıl girildiği hem o zaman hem ondan sonra uzun uzun müzakere edilmiştir. Biz bu hataya nasıl girdik? Bu savaşa nasıl müptela olduk? Niçin başkalarının aleti olduk diye. Fakat tefrika gerçekten Akif'in dediği gibi, Allah rahmet eylesin, girmeden millete düşman girmiyor. Onun için Allah her zaman olduğu gibi bu zamanda da tefrikadan muhafaza eylesin. Alabildiğine konuları izah ediyorsunuz. Derinlemesine ortaya koyuyorsunuz. Peki madem ki sizin meramınız, maksadınız efendim her şeyden evvel bir günü kutlamaksa, güzel güzel gidin, ne inancınız ne gününüz varsa yapın ama yakıp yıkmayın. Olaylara, hadiselere meydan vermeyin dediğiniz zaman maalesef açık ve net biçimde erkekçesine meydana gelerek evet biz hata yaptık, bu işi bu şekilde işledik diyemiyorlar. Hatta görüyorsunuz milletvekili olduğu halde annesi tokatlıyor, evet anne ben hata yaptım demiyor. Nefisler bu kadar kabarmış vaziyette. Onun için inat, kin geldiği zaman yüz kararıyor. İnsan bir tuhaf oluyor neticede ama bir türlü nefsine de dur diyemiyor maalesef. Onun için Hazreti Ali her ne kadar hem başlangıçta hem sonra defalarca hem elçileri vasıtasıyla hem kendisi resen bizzat anlatmasına rağmen Hazreti Osman'ın katlinde zerre kadar parmağı olmadığını, asla onun düşmanı olmadığını, hatta baştan beri Hazreti Resul-i Ekrem'e en yakın olmak hasebiyle kendisinden önce bir hayli halife gelmiş olmasına rağmen hiçbirisine itiraz etmediğini, kavga etmediğini, hadise çıkarmadığını beyan etmesine rağmen döndürüp dolaştırıp bu hadiseleri, onun gevşekliği, onun bu katillere yüz verdiği, ordusunda barındırdığı şeklinde bir takım şeyler ileriye sürmeye başladılar. Şimdi efendim tabii hadiseler birbirini kovalıyor. Şimdi bundan bir müddet sonra da Sıffin Savaşı'nın başladığını görüyoruz. Ki bu da aşağı yukarı yine Hicri 36-657 yılında oluyor. Cemel vakası bütün korkunçluğuna, ürperticiliğine rağmen devam ederken daha amansız olan Sıffin Savaşı'na yol açıyordu. Sıffin bir ovanın adı aşağı yukarı. Bugün gene Rakka şehri yakınlarında ve geçen defa arz ettiğim gibi Babil, eski tarihi Babil şehri hududunda olan bir yer. Bu ovada zuhur ettiği için buna Sıffin Savaşı deniyor. Şimdi Hazreti Ali yine elçilerle belki bu işi hallederim diye geriye döndükten sonra, Küfe'ye döndükten sonra Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi bu defa yine Muaviye, Hazreti Muaviye'ye gönderiyor elçi olarak ve onun biat etmesini istiyor. Çünkü bu şekilde gevşek davranmakla, ihtilaf çıkarmakla, soğuk davranmakla bir yere varılamayacağını, birlik beraberlik içerisinde hem Bizans'a karşı hem diğer düşmanlara karşı vahdetle, tevhid-i imanla karşı konulması lazım geldiğini ifadeyle efendim elçiyi gönderiyor. Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi. Elçi Şam'a gidiyor. Hazreti Muaviye'ye Hazreti Ali'nin mesajını iletiyor. Fakat Hazreti Muaviye yine
bakıyoruz, oyalıyor, bekletiyor. Efendim, Şamlıların ileri gelenleri Hazreti Osman'ın katillerini ve bu olaya şöyle böyle katılanları öldürünceye kadar öyle bir yemin ediyorlar ki rahatlığa geçmeyeceğiz, evlerimize girmeyeceğiz, uyku namına bir şey görmeyeceğiz diyorlar. Ve böylece bir yine boykot alabildiğine tepki meydana geliyor. Böylece büyük bir güç Hazreti Ali'ye biat reddetmesini ve Hazreti Osman'ın öldürülmesinde elinin bulunduğu, en azından onların katillerinin barındırıldığı gibi daha evvel tekrar ettiğim şeylerin bunları itham ederek kesinlikle kesin tavrını söylemiyor, ortaya koymuyor. Tabi Cerir bin Abdullah el-Beceli Hazreti Ali'ye geliyor ve diyor ki haberiniz olsun bana açık ve net tavırlarını koymadılar ama gördüğüm kadarıyla bunlar bir şeyler düşünüyorlar. İhtiyatlı olun, tedbirli olun, tepkili olun, haberiniz olsun diyorlar. Hazreti Ali onların üzerine böylece yürüme kararı alıyor. Ne acıdır ki yine sefer başlıyor. Nahile'de ordu toplanıyor. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'nin kendisiyle savaşmak üzere çıktığını haber alınca o da ordusuyla beraber ordusunun başında hareket ediyor. El Cezire yoluyla Rakka'ya geçiyor. Rakka'dan sonra Fırat'ın geçiyor beri tarafa. Öncü birliklerini ileriye gönderiyor. Ve böylece Bizans surlarına varınca Hazreti Ali ile Muaviye'nin öncü birlikleri karşılaşıyorlar Sıffin'de. Fakat Hazreti Ali bizzat yine sıcak savaşa girmeden evvel yine elçileriyle belki bu işi çözeriz diye efendim 3 kişiyi seçiyor, basiretli, efendim güzel anlatımlı, ahlakı, yaşaması, tavrı, hareketi, her şeyi yerinde olan Beşir bin Amr el-Ensari, Said bin Kays el-Hemdani, Şebes bin Rabi et-Temimi'yi seçiyor ve bunlar gidiyorlar. Önce Beşir bin Amr söze başlıyor. Diyor ki, ey Muaviye, gençliğini yaşadın, görkemli zamanını yaşadın ama şimdi ömür bitiyor. Bak kocalmaya doğru gidiyorsun. Ahirete az kaldı ve göçeceksin bir gün. Ve kuşkusuz bu yaptığımız her şeyden senin gibi biz de hesap vereceğiz. Onun için yapma, bu ümmetin birliğini, beraberliğini parçalama, gel vazgeç, biat et diyorsa da Hazreti Muaviye de şunu söylüyor. Bunları dostun Ali'ye de söyledin mi diyor. Benim dostum senin gibi değil ki diyor. O her şeyi gayet güzel tertipler, düzenler, ittiba eder. Sonra o faziletçe, dince, Müslümanlıkça da senden çok öndedir yani. Bunu herkes biliyor diyor. Peki Hazreti Ali ne düşünüyor diyor. Beşir şöyle diyor. Senin Allah'a itaat etmeni istiyor. Amcan oğlunun seni hak namına davet etmiş olduğu şeyi kabullenmeni istiyor. Sulh istiyor, selamet istiyor diyor. O gene dayatıyor. Diyor ki hayır biz kesinlikle Hazreti Osman'ın diyetini, kanının diyetini istiyoruz. Bu olmadığı müddetçe asla kabul etmiyoruz diyor. Bu defa da diğer bir elçi kalkıyor. O da konuşmasına başlıyor. Ey Muaviye diyoruz. Senin reddettiğin şeyi ben iyice anlamış bulunuyorum. Sen neyin peşindesin? Nereye gidiyorsun? Açık ve net biçimde de tavrını ortaya koymuyorsun bir türlü. Ama biz biliyoruz. Evet, imamımız mazlum olarak öldürüldü. Biz ise onun kanını istiyoruz diyorsunuz. Başka bir şey söylemiyorsunuz. Bütün bildiğiniz bundan ibaret. Ama ağzından da gerçeği çıkarıp gerçeği söylemiyorsun bir türlü. Senin bütün meramın, maksadın halifeliktir diyor. Başka bir şey değil. Bu şekilde Şebes açık ve net olarak ortaya koyuyor. Yemin ederim ki diyor, bütün bu talep ettiğin şeyde ısrarla bu kanlar pahasına, bu kadar zaman olan bu muhalefet, gönderdiğimiz elçiler, konuşmalarımız ve geçen efendim Cemel vakasında ölenlere rağmen sen hala ayak diretiyorsun. Bu yaptığın iş yanlıştır. Bunda bir hayır yoktur. Sen istediğin şeyi elde edemezsen
Şu halde bu hususta Arap'ın en kötüsüsün. Gel vazgeç. Allah da seni cehennemden korusun. Ey Muaviye, Allah'tan kork, bu davandan vazgeç. Layık olan, biat edilmesi lazım gelen ve şu anda da idareyi temsil eden, başta olan Hazreti Ali'ye karşı gelme diyor. Bu sert cevaba karşı Hazreti Muaviye'nin cevabı da oldukça sert oluyor. Böylece maalesef savaş biteceğine, kaybolacağına, sona erdirileceğine, mübareze dediğimiz karşılıklı çatışmalar halinde savaş başlıyor. 36 Hicri 36 yılında Zilhicce ayında bu iş, hatta Zilhicce ayına kadar bu iş devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Ta Muharrem ayına kadar bu işi karşılıklı devam ettiriyorlar. Fakat bir taraftan da yine elçiler gönderiyorlar. Hazreti Ali Adi bin Hatem'i, Yezid bin Kaysel Erhabi'yi, Ziyad bin Hafsa'yı, Şebes bin Rebi'yi gönderiyor. Şebes daha evvel de gönderilen elçiler arasındaydı. Ve önce Hazreti Muaviye'nin huzuruna giriyorlar. Adi söze başlıyor. Diyor ki, bakın defalarca geldik, defalarca söyledik. Yine tekrar tekrar söylüyoruz. Bunun yükü büyüktür. Bunun vebali Ruzu Mahşer'de çok büyüktür. Hazreti Peygamber'in oğlu yerinde olan Hazreti Ali var. Bizim en faziletli insanımızdır. Her yönden de bu işe layıktır. Ve buna biat edilmiş, getirilmiş, kendiliğinden gelmemiş, kendi istememiş, kendi hırsı, isteği de yok. Onun için gel bu işten vazgeç. Allah seni ve taraftarlarının başına Cemel günündeki felaketi vermesin diyor. Muaviye de şöyle diyor. Sen diyor, öyle burnun havada ki diyor, sen diyor bir arabulucu olarak değil de tehditçi olarak gelmişsin. Halbuki diyor benim savaş benim mesleğim. Ben er meydanının adamıyım. Ne senden korkarım diyor, ne de Hazreti Ali'den diyor. Nefisler galebe çalınca konuşma başka türlü oluyor. Sonra Şebes konuşuyor. Bundan başka biz sana bizi ve seni ıslah edecek olan davet ve nasihat konusunda geldik. Artık laf ebeliğini bırakın, hak ve hakikata gelin, teslim olun. Müslümanlar arasındaki bu kan akıtmasına son verelim diyor. Ve gelen heyetten yine Yezid bin Kays var. Bu Hazreti Ali'den gelen üç kişi arasında. O da diyor ki, biz sana Hazreti Ali'nin bize emretmiş olduğu tebliği yapmaya geldik. Vebal bizden gidiyor. Artık sen bilirsin. Yapacağınla, ukubetinle, gideceğin yolla akıbetini sen belirleyeceksin diyor. Müslümanlar Hazreti Ali'yi de tanır. Seni de gayet iyi tanırlar. Onun için Hazreti Ali ile seni eşit tutmaları mümkün değil. Vazgeç bu işten. Takva sahibi olmak her şeyin üstündedir. Allah muttakilerle beraberdir. Dediyse de Muaviye de şöyle cevap veriyor. Size itaat etmeye ve birliğe gelince biz bu cemaatle beraberiz. Dostunuz Ali'ye itaat çağrısına gelince asla biz bu itaatte olmayacağız diye artık kesin tavrını ortaya koyuyor. Çünkü sizin taraftarlarınız halifemizi öldürdü, cemaatimizi parçaladı. Onun için bir taraftan da onu öldürmediğini söylüyor. Onları barındırmadığını söylüyor. Onun için biz bu işten vazgeçmiyoruz ve asla da itaat etmeyeceğiz, ona da biat etmeyeceğiz diye söylüyor. O ara çok acı bir şey daha geçiyor. Mesela Ammar mübarek, Ammar bin Yasir'i kastederek diyor ki, ey Muaviye, fırsatını bulduğun takdirde Ammar'ı da öldürür müsün? O da evet, neden öldürmeyecekmişim, onu da öldürürüm, İbni Sümeyye'yi de öldürürüm. Kölesi Nail'e bile karşılık olarak önüme geçeni öldürürüm diyor yani. Ve böylece karşılıklı atışmalardan sonra bir netice elde edilmeyince sulh ve davet için tarafların her birinin diğerinin hakkına saygı göstermesi zaruri iken maalesef bu saygı gösterilmiyor. Bütün gayretler netice vermiyor ve savaş kaçınılmaz bir hale geliyor. Acı olarak.
Hazreti Muaviye de Hazreti Ali'ye Habib bin Mesleme el-Fihri'yi, Şurah bin Es-Sameti, Ma'in bin Yezidi, Ahnes bin Şurayk'ı gönderiyor. Bunlar da geliyorlar. Diyorlar ki biliyorsunuz Osman bin Affan hidayet üzere olan mübarek bir zattı. Siz, onun hayatı size ağır geldi diyorlar. İtham ediyorlar. Onun hayatı size ağır geldi. İşi gevşekten aldınız. Vefatında yavaş davrandınız. Ölümüne sahip çıkmadınız. Mani olmadınız. Efendim, ona adavet beslediniz. Gevşek davrandınız diye bir hayli ithamda bulunuyorlar. Hazreti Ali de sert tepki yapıyor. Ve onlar diyorlar ki en son, gel vazgeç, bırak, çekil kenara diyorlar. Hilafeti deyince o da çok kızıyor. Diyor ki sen kim oluyorsun da halifeyi azletmeye yanaşıyorsun? Bu hangi cesaret ve metanetin eseridir diyor. Ve böylece Habib ayağa kalkıyor ve diyor ki Allah'a yemin ederim ki sen bana durumu kötü bir şekilde göstermeye çalışıyorsun diyor. Hazreti Ali sen kim oluyorsun ki bir halifeyi görevden alma cesaret ve metanetini buluyorsun diyor. Şurah bin Es-Samet de şöyle diyor. Ben konuşacak olursam yemin ederim ki söyleyeceklerim daha önce arkadaşlarımın aynısı olacak diyor. Onun için gel vazgeç diyor. Ve ona verdiğinden başka verecek cevabın var mı diye Hazreti Ali'ye soruyor. Hazreti Ali de var diyor. Allah'a hamdü sena ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamından bahsederek, onun tebliğinden, emrinden, ondan sonra gelenlerin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın çalışmalarından, dirayetlerinden bahsediyor. En sona da diyor ki, bakın ben Hazreti Peygamber'in ailesindenim. İlk Müslüman olanlardanım. Buna rağmen ben şimdiye kadar hiç kimseye dayatarak istemedim hilafeti. Osman, Hazreti Osman tayin oldu. Halkın ayıpladığı bir takım işler yaptı. Halk da onun aleyhine yürüdü, öldürdüler. Ben ne intikam aldım, ne ondan hesap sordum, ne hiyaneti peşine koştum. Hatta onu koruma altına elimden geldiği kadar aldım diyor. Sonra halk bana geldi. Ben ise onların işlerinden elimi çekmiştim, uzaklaşmıştım. Defalarca bana biat etmeye geldiler. Ben kesinlikle 3 kere defaatle reddettim. İstemedim. Bu sefer bana dediler ki ya biatımızı kabul ederseniz ya ileri gelen hepinizi keseriz. Bu şekilde söylediler. Ben de biatlerini kabul ettim. Beni zayıflatan daha önce bana biat etmiş olan 2 kişinin ayrılmaları olmuştur diyor. Onun için Muaviye'nin muhalefeti hiçbir kayıt tanımayan bu gruplardan bir gruptur. Bu bir insafsızlıktır. Kendisi ve babası bildiğiniz gibi Müslüman oluncaya kadar ne şekilde yaşamışlar, nasıl hareket etmişler, nasıl Müslümanları uğraştırmışlar. Orada uzun uzun bunları anlatıyor Hazreti Ali. Onun için gözünüzü açın. Sizi Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine batılı kahredip yok etmeye ve İslam'ın üstünlüğünü ortaya koymaya davet ediyorum. Gelin yapmayın diyor. Böylece bu 3 kişiyle Hazreti Ali arasındaki görüşmeler bu şekilde devam ediyor. Çeşitli konuşmalar oluyor. Muharrem ayı giriyor. Karşılıklı savaşı bırakıyorlar. Hazreti Ali tellallarına şu ilanı yaptırıyor. İyi dinleyin. Müminlerin emiri sizlere diyor ki Hakk'a dönün. Ona yönelin. Ve ben sizi hep buna teşvik etmek istedim. Sizi Allah'ın kitabıyla delil getirdim. Sizi ona defalarca davet ettim. Siz ise taşkınlıktan, azgınlıktan vazgeçmediniz. Hakk'a icabet etmediniz. Bu sebeple ben de aynı şekilde size karşı olan ahdi bozdum. Zira Allah hainleri sevmez diyor. Kesin tavrını savaştan yana koyuyor. Bunun üzerine Şam halkı emirlerine, reislerine sığınıyor.
birliklerini, atlarını hazırlıyorlar ve ertesi sene, yani Hicri 37'de Sefer ayında, maalesef 4. günü, Sefer ayının 4. günü savaş başlıyor. Bu defa bir komutan bir taraftan, bir komutan da diğer taraftan olmak üzere bu şekilde ferdi çarpışmalar devam ediyor. 7 gün bu şekilde devam ettikten sonra 8. günü daha çok olmamıza rağmen, ne zamanlardır onlara karşı mukavemet gösteremiyoruz dedi. Ve bu şekilde topyekün savaş emrine soktu. Hazreti Ali Irak ordusuyla karşı tarafın üzerine yürüdü. Hazreti Muaviye'de saldırdı. Bir ara öyle bir hal meydana geldi ki Iraklıların, yani Hazreti Ali taraftarlarının sağ kanadı alabildiğine hezimet meydana gelmeye başladı. Halife bu defa sol tarafa doğru yürüdü ve El-Eşter en-Nihai'yi çağırdı ve onlara dedi ki bu topluluğa gerektiği şekilde ikaz et, ölümden kaçınılmaz. Niçin bunlar ölümden, çarpışmaktan kaçınıyorlar diye bu şekilde ihtarda bulundu. Eşter ikindi ile akşam arası Muaviye'nin karargahına kadar ulaştı. Hazreti Ali saflarında da Ammar bin Yasir'in bu olayda, bu son durumda şehit olduğunu görüyoruz. Bu şekilde akşama kadar yine savaş devam etti. Gece de olanca şiddetiyle devam etti. Aynen Kadisiye Savaşı'na benzer şekilde bunu çoğu ifade ediyor, çoğu tarihçi ve Leyletül Harir ifade ediyorlar. Bu şekilde Cuma günü sabahleyin de Eşter sağ cenahtan hücum etmeye başladı. Birdenbire Şamlılar bu defa tavır değiştirdiler. Kılıçlarının ucuna yırttıkları Kur'an sayfasını takarak alabildiğine gelmeye başladılar. Onların kılıçlarının ucunda Kur'an-ı Kerim sayfalarını gördükleri zaman da tabii Hazreti Ali taraftarları ne yaptılar? Kılıçları alabildiğine geri çektiler. Ve birisi şöyle bağırdı. Allah'ın kitabı sizinle aramızda hakem olsun. Iraklılar musafların kaldırılmış olduğunu görünce Allah'ın kitabına razı olunmuştur diyerek kesinlikle savaşı bıraktılar. Onlar Kur'an'a razı olduysa biz de razı oluruz dediler. Hazreti Ali de şöyle konuştu. Ey Allah'ın kulları, hakkınızı almaya, doğru olan işinize devam edin. Bunlar samimi insanlar değildir. Ben onları sizden daha iyi bilirim. Çocukluğum, gençliğim hep onlarla beraber geçti. Yaramaz çocuktular, zararlı insanlardılar. Yazıklar olsun size. Onlar musafları yüceltmediler. Daha sonra da yüceltmeyeceklerdir. Onun için onların iç yüzlerini bilin ve bu işten vazgeçmeyin. Bu bir tamamen bir kurnazlık neticesidir diye ikaz etmeye başladı. Ve kurra hafız olan bir zatı görüyoruz. Musır bin Fedeki et-Temimi. Bu da diyor ki Allah'ın kitabına çağrıldığın zaman buna icabet et. Eğer buna razı olmazsan İbni Affan'a yaptığımızı sana da yaparız. Zira Yüce Allah'ın kitabında olan hükümlerinin amel etmek boynumuzun borcudur. Onun için madem ki bunlar Kur'an'ı kılıçlara taktılar o zaman geri durmaktan başka çaremiz yoktur dediler. Ve Eşter'in harbi terk etmesi için haber göndermesini istediler. O da Eşter'e bir elçi gönderdi. Efendim, elçi geldi. Şu saatte benim yerinden ayırman olacak şer değil. Onun için beni yerimden ayırmayın dedi. Bu şekilde Eşter'in tarafında alabildiğine bir gürültü, patırtı, hadiseler başlamış oldu. Hazreti Ali elçiye dedi ki yazıklar olsun size. Eşter'e de söyle geri gelsin. Fitne başını aldı gidiyor. Artık harbi bırakmaktan başka çaremiz yok. Muaviye'nin ne istediğini sorup öğrenmesi için
bir kişiyi gönderdi. Eş'as diye bir kişiyi Muaviye'ye gönderdi. Ne demek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun diye. Muaviye de şöyle dedi. Siz ve biz Allah'ın kitabında emrettiği şeye döneceğiz. Sizden razı olduğunuz bir kişiyi gönderirseniz biz de bir kişiyi gönderelim. Böylece bu kişilerin Allah'ın kitabında olan hükümde karar versinler ve daha sonra da anlaşmaya doğru gidelim dediler. Doğru bir iş dedi Eş'as da. Böylece halk da buna razı oldu. Şamlılar da Amr bin el-As'ı seçtiler. Efendim, öbür tarafta Ebu Musa el-Eş'ari'ye razı oldular. Efendim, böylece iş hakem olayına doğru gitmeye başladı. Tabii buna itiraz edenler de oldu. Peki ortada Allah'ın ayeti, Kur'an-ı Azimuşşan yok muydu ki işi bu kadar uzattınız, işi buna bağladınız? Buna verdikleri cevap dediler ki biz yine Allah'ın ayetiyle, emriyle hareket ediyoruz. Ama bunu dirayetli insanlar, ehil insanlar kanalıyla dile getirilmesine ve böylece efendim işin daha fazla kan olayına bağlanmaması şeklinde onun için hakem olayına doğru bu işi bağlamaya doğru gittiler. Şimdi ne yazık ki daha sonra göreceğiz. Gerçekten hakem olayı da işe bir çare olmayacak ve maalesef bu şekilde hoş olmayan olaylar birbirini takip edecek. Şimdi efendim bütün mesele şuradadır. Gerçekten fitne kapısının muhkem olması ve kırılmaması lazım. Ama Efendimizin geçen derste de arz ettiğim gibi maalesef halifeliğin 30 sene devam edeceğini, ondan sonra saltanatın başlayacağını Efendimiz bizzat haber verdiler. Mesela bakın Osmanlı tarihinde gerçekten Ebu Suud Hazretlerinin bizzat ki Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'dan çıkarılan 200 küsur kanunun tamamında Ebu Suud'un büyük katkıları var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bakın bütün hassasiyet de ortada olmasına ve koca kanunları yazıp bir araya getirmesine rağmen Osmanlı tarihi boyunca yanlışlıklar da yapılmıştır. Mesela bagi denilen devletin, milletin, dinin düşmanının bizzat elinde silahlı olarak bulunan, aklı başında düşmanın olduğu zaman onun katledilmesi helaldir diye bagiye karşı, buna karşı efendim yetki verilmiştir, fetva verilmiştir. Ama gelin görün ki sabi sübyan, çocuklar, küçükler de katledilmiştir. Demek ki işin özeti saltanat İslam'ın idaresinin özü değildir. Evet, saltanat başladığı zaman iş bitiyor. Nitekim koca Emevi saltanatının sonunda maalesef sadece bizzat ziyaret ettiğim efendim Endülüs Emevi devleti hariç, Endülüs Emevi de gerçekten başlangıçta o kadar güzel şey meydana geliyor. Bir de Emevi devletinin bildiğiniz gibi Ömer bin Abdülaziz ki 2 sene 5 ay, sadece 2 sene 5 ay hilafette bulunmuştur. Bunun haricinde olan bütün idareler tamamen saltanattır. Saltanat idaresidir. Saltanatta tabii kişinin arzu, istekleri, eğer güçlü bir imam, güçlü, dirayetli bir ehil imam yoksa galebe çalıyor ve maalesef yanlışlıklar, hatalar meydana getirilmiş oluyor. Onun için burada da göreceğiz. Hakem olayı da maalesef bir netice vermeyecek ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kaybedeceğiz. Onun için geçen dersimizde söylediğimiz hadis-i şerifi tekrar edelim. (Gülüyor)
Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faydalı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyaya satar. Rabbim muhafaza buyursun. Onun için dünya derdi aslında oyun ve eğlenceden ileriye gitmemeli. Dünya gaye olmamalı. Dünya gaye olunca her şeyin tadı, tuzu bozuluyor. Onun için dikkat buyursanız, Kur'an-ı Azimuşşan olsun, hadis-i şeriflerde olsun, özellikle ve ağırlıklı olarak dünyaya meyletmemekten, dünyaya kapılmamaktan, efendim, bunun en büyük bela, musibet, dert ve sıkıntı kaynağı olacağından işaret ederek Müslümanları geri çekmeye, dikkatli olmaya, temkinli, tedbirli olmaya sevk eden bir durum var. Herhalde vaktimiz tamam değil mi? Efendim bilmiyorum, sualleriniz... Evet, yapılan Cemel vakasında iki tarafta da Müslüman var ama tefrika yüzünden savaş çıktı diyor kardeşimiz. İki taraftan da ölenlere şehit mi deniliyor? Evet, şimdi konu gerçekten ince bir konu. Bu konuda tabii biz hüküm vermekle ben şahsen yetkili değilim. Tabii meram, maksat, şimdi niyet önemli. Şimdi bir kere her şeyden evvel onları ikaz ve ihtar etme, aydınlatma niyeti çok önemli. Şimdi mesela bir biat alınmış. Hazreti Ali taraftarları halife olarak görüyorlar. O onları ikna ediyor, ikaz ediyor. Hangi amaçla bu şeyin yapıldığını, defalarca da elçi gönderiliyor, ikaz ediliyor, ihtar ediliyor. Ha, bu niyetle, yani niyetle, halis niyetle olduğu takdirde elbette şehit sayılacaklardır. Ama işin içerisinde mesela o fitne grubunun hareket ettiği gibi, efendim sebeylerin hareket ettiği gibi doğrudan doğruya hadise çıkarmak, tefrika vermek, ortalığı kana bulamak, keyiflerini satmak, istedikleri şeyi meydana getirmek amacıylaysa kesinlikle bunlara şehit diyemeyiz. Yani onun için el amelü bin niyet üzerine hareket ediyoruz. Müslüman, Müslümanın kanını akıtınca, evet burada da aynı şekilde şehit oluyorlar mı ölenler denmiş. İşte bu şekilde şey yapıyoruz. Tabiatıyla onlar birçokları sahabi, bir kere tamamı tabi'in en azından. Sahabilerin ileri gelenlerinden de var, diğerleri de var. Onun için fazla bir şey söyleyemiyoruz. Keşke olmasaydı ama bütün tarihlerde, Osmanlı tarihinde de, yakın tarihimizde de bu gibi şeyler oluyor maalesef. Şimdi Muaviye'den bahsederken başta Hazreti kelimesini kullandınız. Sonradan sadece ismini aldınız. Hazreti'yi kabul hak kabul ediyor mu? Şimdi efendim konu şöyle. Bir kere evet bazen ifadelere bakarak Hazret dediğimiz de oluyor, demediğimiz de oluyor ama her şeyden evvel ürpererek, bir kere bunlar sahabi, her şeyden evvel vahiy katibi. Onun için hiçbir kasıt yok. Bazen belki dil sürçerek çabuk ifade etme bakımından sadece Muaviye diyoruz. Hazreti Muaviye diyoruz. Ama Hazret demekte fayda vardır. Çünkü bizim görevimiz, baştan da arz ettiğim gibi, muhasebe yapmak değildir. Elbette bunların muhasebesi ruzu mahşerde yapılacaktır. Bunu yapmaya biz memur olmadığımız gibi, diğer klasik tarihlerde olduğu gibi, efendim,
olduğu gibi rasyonalist bir anlayışla, akılcı, kuru mantıkla bu işler irdelenemez. Onun için diyoruz ki Allah böyle beteri hadiselerden Müslümanları muhafaza buyursun. Bugün de maalesef mesela gerçi Esed ve babası Tikriti mezhebindendirler. Tikriti hiçbir hak mezhebe benzemez. Tamamen Hristiyanlığa doğru giden, hatta aynen Kadiyani gibi Allah ve Resulüne hakaretlerle dolu olan bir mezheptir. Ama %7'si bugün Suriye'nin, %7'si Tikriti, %93'ü Sünni Müslüman. Sünni ve Şia da var tabii. Onun için biz şimdi bunlardan ölenlerden, Sünni olanlara tabii şehit diyoruz. Ama diğer tarafların hali ne olacak? Diğer Müslüman, halkı Müslüman olan ülkelerde de buna benzer hadiseler oluyor zaman zaman. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bir de öbür taraftan rastgele kişiye de biz şehit damgası vurup gidiyoruz. Adam pat diye gidiyor, şehit. Bu öldü, şehit. Bu da öldü, şehit. Ona da dikkat etmek lazım. Şehidin malum haliniz manası, muhtevası, efendim, liyakatı çok büyüktür. Ancak Allah ve Resulünün davası ikame edilsin diye, Allah ve Resulünün davası hakim olsun diye o amaçla yapılan ve bu münasebetle de vefat edene, katledilene şehit diyoruz. Başka türlü şehit olmaz. Onun için biz iyi niyet taşıyoruz. Efendim, Mevla günahlarını affetsin ve bizi bir daha böyle bir tefrikadan muhafaza buyursun. Yakın tarihimizde de mesela birçok hadiseler oldu. Onlar zamanla inşallah gün ışığına çıkacak. Efendim, onun için bunları acı acı anlatmak da hoş değil. Allah bize izan, idrak versin, basiret nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozanlara da fırsat vermesin diyelim. Evet, El-Fatiha. Sağ olun.